Hüdapar, Adıyaman İl 2. Olağan Kongresi Belediye Konferans Salonu'nda Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti. Ülkemizin Dağ Boğaz'a geçtiği günlerde siyasi manfaatlarımızı bir yana... Divan Kurulu mali raporu ve faaliyet raporunu üyelere sunarak ibra etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminde henüz... Yapılan oylama sonucunda Hüdapar Adıyaman İl Başkanlığı'na Mehmet Demir getirildi. Türkiye genelinde sokaklara çıkarak darbecilere karşı tek yürek olmaya... Kongreye katılan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, adaletin önemine vurgu yaparak değişmeyecek tek maddenin adalet olması gerektiğini belirtti. Ve emniyeti, güvenilir olmayı, insanların kafasında acaba bu bizim hazinelerimizin başına geçti, bizim paramızı çalar mı, çırpar mı gibi bir anlayışı bütün milletin kafasından çıkarmışlardır. Dolayısıyla... Siyasetle uğraşan her insanın hele hele Müslüman olduğunu ifade ediyorsa dikkat etmesi gereken en önemli husus budur. Yani bu halkın hazinelerinin başına geldiğinde bu halkın vergilerinden alınmış alın terinin teriyle oluşturulmuş hazinelerin başına geldiğinde eğer hiç kimsenin kafasında yerelde ya da Türkiye idaresinde, tamam, eminelerdeyiz. Herhangi bir yolsuzluk olmaz, hırsızlık olmaz, ihaleye fesat karıştırma olmaz. Kimse kendisine ve ailesine siyasi nüfus temin edecek ya da parayı sızdıracak bir işle uğraşmaz diyorsa, o zaman o siyasi partinin, o anlayışın temiz olduğunu, helal olduğunu, bu halkı idare edebilecek selahiyete sahip olduğunu hep beraber söyleyebiliriz. Ama eğer halkın gözünde ve kafasında hayır arkadaş bunlar da sıkıntı oluşturuyor. Bunların yereldeki temsilcileri de hakikaten hakkaniyete ve adalete uygun olmayan hareketlerde bulunuyorlar. Bunlar da kendilerini ve yandaşlarını kayırıyorlar diye bir anlayış varsa maalesef siyasetle hedeflenmek istenen şey yerine gelmemiş, bir boşluk oluşmuş, siyaset ve hayat boşluğu kabul edemeyeceği için bu boşluğun mutlaka doldurulması gerekiyor.